Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Gene bir sürü konuşmamız gereken konu var. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet nereden başlayacağız arkadaşlar? Tabii ki de önce her zamanki gibi bizden başlayacağız. Biliyorsunuz geçen hafta ve işte ondan öncesi düşe 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 işte şurada ikili tepe yaptığımızdan beri e, şurada geldik bir denedik bir daha ondan sonra bir daha denedik olmadı. Hani artık buraya üçlü tepe mi dersiniz, ne dersiniz? Ondan sonra şelale olmuştuk işte şuradan itibaren e, çarşamba 11 Ekim. Ondan sonra ne oldu? İşte hep her yer gene ağlama duvarına dönmüştü. Ya işte savaş bizde değil. Biz ne oluyor? Adamlarda savaş var. Adamların borsası o kadar düşmedi. Biz düşüyoruz. Şöyleyiz böyleyiz. E, niye arkadaşlar? Çünkü dışarıdan para gelmedi. E, dışarıdan para gelmeyince dışarıdan yatırımcı gelmeyince bu adamlar karı kime satacaklar? E, gene size bana ona buna en arkadaki arkadaşımıza satacaklar. O yüzden kendi içlerine döndürmek zorunda kaldılar ve satış dalgası geldi. İstedikleri yere kadar düşürdüler. Nereye? Burası dedik işte o 7400 civarına oraya doğru düşer. E, çünkü burası güçlü bir destek gibi duruyor. Tabi bu endeks buraya düşünce e, sevdikleri hisse de istedikleri yere gelince e, hafta sonu da bütün fenomenler işte şöyle başlayacağım almaya, böyle başlayacağım almaya, pazartesi başlayacağım bakacağım olmadı Salı alacağım bilmem ne falan ortalığı iyice herkese hazırladılar pazartesi için. Ve pazartesi böyle bir roket bugün de fena değil. Bugün de acayip bir roketle iki günde tak diye şu yolun yarısına neredeyse getirdiler endeksi arkadaşlar bundan sonra ne olur bundan sonra ne olur eğer bu e, FOMO devam ederse biraz daha e, yükselir Ama e, tabii artık yavaş yavaş dikkatli olmak lazım e, işte ne diyoruz İlk başlangıçları gidip e, tehlikeli spek yan kağıtlardan değil de güçlü kağıtlardan yapmakta fayda var e, neden hocam e, onlar az veriyor ben böyle 10 gitsin 20 gitsin istiyorum e, on, o hisseleri istiyorum işte o hisseleri istediğiniz için de eğer bu bir e, surata pasta operasyonuysa e, pastayı suratınıza o tarz bir hissede yediğiniz zaman geride dönmüyor. Ondan sonra oradan bir daha bir yüzde %50 çakılıyor. Ağlıyorsunuz, sızlıyorsunuz. O yüzden ne diyoruz? Elinizde kalacaksa madem sağlam hisse iyi hisse kalsın. O yüzden önce sağlamlardan sonra riskliye doğru topluyoruz değil mi arkadaşlar? O yüzden dikkatli olun. Durum bu burada. Bizde durum bu. Peki en büyük diğer durum ne? Sorulup duruluyor. İşte hocam BTC ne olacak? Boğa sezonu geldi mi? Tamam mı artık? Ev ve arabayı satıp BTC'ye girelim mi? Evet ne diyorduk? Şurada çok önemli bir direnç var diyorduk. Bu direnç kırılırsa birden patlar diyorduk. Çünkü çok fazla orada stop ve e, kâr al noktaları var. Orayı patlatırsa roket olur diyorduk. Peki patlattı. Nasıl patlattı? Sebebi neydi arkadaşlar? Sebebi buydu arkadaşlar. Sebebi BlackRock e, normalde bu bir e, başvuru şeyi e, kağıdı. Aslında hani gerçekleşmiş bir ETF yok ama e, burada başvuruda e, içeride görülünce hemencik bunun haberi düşer düşmez roket geldi arkadaşlar. E tabii onaylandı mı? Onaylanan bir şey yok henüz. E, onaylanacak mı? Artık bence biraz sonuna gelindi bu işin ve SEC bundan kaçamayacak gibi duruyor. E, bu ETF'i onaylayacaklar bence ve peşine patır patır yeni ETF'ler gelecektir. Tabii bu e, kripto camiasına tabii ki de çok olumlu bir haber. Yani ETF muhabbeti geldiği zaman birazcık daha güvenli limana dönüşüyor. E, o ETF'ler de e, işin içine girince e, tabii ETF bunu alınca ETF'ler biliyorsunuz fonlar yani e, bir fon gidip bizim gibi e, böyle çeyrek e, BTC e, onda bir BTC falan almıyor patır patır alır onların da girmesiyle birlikte roket olur tabii bir dönem. Ama bu roketi işte nasıl yönetecekleri çok önemli. Bir de biliyorsunuz fonlar öyle hemen gir, bugün gir, yarın çık öyle bir şey olmaz fonlarda. E, fonlar girdi mi dururlar yani. Rellikarlar görmedikçe ve portföyü boşaltma onlar da çok nadir olur yani boşaltmazlar sadece azaltır çoğaltır ona ona kaydırır bunu buna kaydırırlar e, o yüzden tabii bunlar olumlu haberler bir de halving malving muhabbetleriyle birleştirme bir de şu an her yer zaten yıkılıp e, perişan olmuş durumdayken insanlara bir fırsat çıkıyor KY'nin gözü hemen böyle çakmak taşı gibi açılıyor değil mi görüyorsun işte böyle roket olduğunu gittiğini görünce hemen diyorsun ya bu kaçmaz atlayalım Nasıl olsa Amerikan borsası şu an nane 10 işte tahvillerin faizi bile borsadan çok kazandırıyor. Ona gitsek yok buna gitsek yok. Hiçbir yerde bize 10x 20x verecek 100x verecek bir şey yok. Nerede var? Tabii ki de kriptoda var. Hadi evi arabayı satalım girelim. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de dikkatli olmak lazım. Dominansı takip etmek lazım altcoinlere öyle hemen atlarsanız. BTC roket roket giderken siz altcoin'de böyle kalır beklersiniz. Altcoin'lerde de gene hep ne diyoruz? Güvenli limanlardan başlamakta fayda var speklere takılmayı seviyorsanız ufak takılmakta fayda var. E, vadeli de takılmayı seviyorsanız kaldıraçları abartmamakta fayda var. Gibi gibi ama burada bir ekmek var tabii ki de o ekmeği de kaçırmayın. Ben mesela dün gece sabahladım. Niye sabahladım? Böyle bir fırsat kaçmazdı. Bir, bir gece de bir gece uyku uyumadım ve bir iki aylık e, kazancımı çıkarttım. Yattım gittim bitti. Yani o yüzden böyle şeyleri kaçırmayın ama dikkatli de olun arkadaşlar. Tabi ne diyoruz? İşte bu ETF haberi büyük ihtimal artık bu ETF çıkacaktır. Ve işte böyle zamanlarda bu tarz olumlu haber roket attırır. Eğer bir şeyin gidecek gitmeyeceğini nereden anlayacağız hocam? Şuradan anlayacaksınız. Bir olumsuz haber çok büyük çaktırmıyorsa aşağıya ve bir olumlu haber çok büyük roket attırıyorsa anlayın ki o Aset gitmeye hazır aset arkadaşlar yani o ayı da değil o boğaya hazır bir aset demektir yani neymiş bir daha söylüyorum bir asette olumsuz bir haber düştüğünde düşüş çok büyük olmuyorsa olumlu bir haber düştüğünde sıçrama çok büyük oluyorsa hazır olun demektir arkadaşlar. Evet BTC'de kriptolarda durum bu ne dedik bu arkadaşın dominansı çok güçlü şu an o yüzden dikkat edin altcoinler hemen roket olmayabilir orada da dikkatli bir şekilde takılabilirsiniz. Gelelim öbür taraflara. Öbür taraflarda ne oluyor arkadaşlar? İşte ne diyoruz? Borç tavan 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 gidiyor. Şimdi böyle bir borcun olduğu ortamda market gider mi? Nasıl gider? Yani hani boğadayız güya kelimenin anlamıyla hani dipten yüzde yirmi bilmem ne muhabbetinden. Ama bir nasıl bir boğa diyoruz 7 tane şirketle boğa o yedinin de birkaçının zaten kötü geldi olaylar yıkıldılar. Ee, i̇şte bu nasıl gidecek bu borç nereye kadar gidecek bu borç nasıl kapanacak bir sürü sorular var. Ee, o sırada Biden da çıkıp ne diyor dedik işte Ukrayna'ya bir 105 e, Ukrayna demiş Ukrayna, İsrail ve kendi sınırları için bir 105 e, milyar dolarlık bir bütçe daha talep ediyor e, bu para nereden gelecek yani sen bu kadar borç içindeyken bu parayı nereden bulacaksın? Bunu hep söyledik. Bunun yolları belli. Vergiyi arttırmak, vergiyi arttıramıyorsun. Para basmak basamıyorsun. Ne yapıyorsun? Tahvil basıp duruyorsun. Tahvil satıp duruyorsun. Tahvil çıkartıyorsun. Daha doğrusu satmaya çalışıyorsun. Tahvil çıkarttıkça sürdükçe senin tahvilinde kimse almadıkça ne oluyor? Tahvilin fiyatı aşağı, faiz yukarı gidiyor. Sonra sorunları yaşıyorsun. Ne diyor? The US debt mountain is growing so fast the government could soon be spending more on interest payments than on defense. Yani savunma maliyete harcadığından fazla sadece borcun faizini harcayacak duruma geldi neredeyse. Amerika'nın borcu 33 buçuk trilyonu da geçti. Öyle bir de tabii hızlanma paraboliye dönüştü arkadaşlar. E, bunun sonu yok yani. Ucu açık bir yerde bir şeyler patlamadan bu işler bitmez diyoruz. E FED ne yapıyor? FED normalde nedir? Merkez bankaları ufak da olsa biraz para kazanırlar. Biraz kar ederler arkadaşlar. İşte görüyorsunuz yıllarca ufak ufak da olsa biraz kar yazdırmışlar. Burada ne olmuş? 110 milyar dolarlık bir rabbit hole diyelim hadi o. Alice Harikalar Dünyası şeyi var. Neredeyse işte ekrana sığmıyor. Bunu nasıl çözecek fed? Burayı nasıl kapatacak? Yani güya diyorlar işte bankacılık krizini çözdük ya e arka plandan sen bu işe devam ediyorsun. Bunu nasıl çözeceksin? Nasıl kapatacaksın? Sadece tahvil çıkartarak, ona müşteri arayarak olur mu? E müşteri var mı? Bak bakalım var mı? Çin neydi arkadaşlar? Amerika'nın en büyük borcunu tutan ülkelerden. Ee, bir tanesi Çin, Japonya, Araplar değil mi? E, ne yapmış onun bir tanesi? Son 4 senede 21 milyar dolarlık Amerikan tahvilini satmış. E, peki şimdi senin tahvilin bile cazip gelmiyor artık. Yani Amerika'nın tahvilinden bahsediyoruz. Gözü kapalı alınması gereken tahvili bile kimse almıyor. Kimse almadıkça fiyat daha da yukarıya gidiyor. Yani faizinin yukarı gidiyor. E faizlerin yukarı gitmesi de e, daha da her şeyi zorlaştırıyor. Ekonomiyi iyice sıkılaştırıyor. Bir yerde bir şeyleri patlatmaya doğru gidiyor diyoruz. E senin tahvilini de kimse almazsa sen o açıkları, o borçları nasıl kapatacaksın? E sen gittin ne yaptın mesela Amerika? Biz dedi ki çipleri, e, yaylı çipleri yani o e, yapay zeka çiplerini e, sana göndermeyeceğiz, orada üretmeyeceğiz dedi. E Çin'de ne yaptı? O zaman öyle mi dedi? Ben de grafiti e, keserim dedi. Dünyanın neredeyse tek e, tekeli e, Çin grafit konusunda. E, bu neye de kullanılıyor? EV sektöründeki arabaların bataryaları yani elektrikli araçların bataryaları bunsuz yapılmıyor. E adam da dedik işte bütün dünyanın neredeyse e, nearly all global processing capacity diyor. Yani bütün neredeyse dünyanın e, tek tek üreticisi gibi bir şey kartel diyelim yani kartel haline gelmiş Çin'de ne yaptı sen onu yaparsan bana yaptırım olarak ben de size bunu yaparım dedi ondan sonra sizin iyi patlatırım dedi ondan sonra ne yapıyorlar bu adamlar bu adamlar bir de BRICS diye bir şeyleri var değil mi öbür tarafa karşı bunlar da kendilerini BRICS diye bir şeyde birleştiriyorlar peki bu birleşime bir sürü yeni adam katıldı e ne oldu bunlar katıldıkça görüyorsunuz işte şu yeşiller geldikçe e, GDP'leri %29'a çıktı. Yani tüm dünyanın GDP'si gayri safi içi asıla dediğimiz şeyin %29'unu bu arkadaşlar ele geçirmiş oldu. E population, popülasyonun %46'sını bu arkadaşlar ele geçirmiş oldu. Petrol üretiminin %43'ünü ele geçirdiler. Yani o kadar büyük bir katılım oldu ki daha önce bu kadar güçlü değillerdi petrolde. Neredeyse %50'ye geldiler petrolde. E, değerli malların ihracatında da %25'e geldiler. 4'te biri kadar dünyanın Burada bunlar söz hakkında sahip şu an e böyle bir şey yani members, new members, applied for membership de var yani şu kırmızılar zaten üyelerdi yeşiller yeni üye oldular sarılar da başvuranlar arkadaşlar yani daha da büyüyecek yani oraya o sarılar geldiği zaman bu daha da artacak bakalım ondan sonra öbür arkadaşlar bu duruma ne diyecekler onların gücü iyice tabii azalmaya başladı popülasyonun da yarı yarıya ele geçirdiler yani kalanın da hepsi zaten öbür tarafta değil biraz da bir sürü boşta adam var e, o zaman e, BRICS bayağı güçlendi arkadaşlar. Bu abiler bunlara e, yaptırım yaptıkça bu abiler de artık bunlara rahatlıkla yatır, yaptırım yapabilecek güce geldiler. Peki Powell çıktı ne dedi? Ya bu bond piyasasındaki yani tahvil piyasasındaki volatilite yani oynaklık e, izin vereceğiz dedi. Yani sorun değil dedi falan dedi. <laughs> Ya izin vereceğiz, vereceğiz yok zaten eli mahkum e, zaten bu FED e, inanılırlığını kaybetti ve gücünü kaybetti diyoruz. Çünkü hep ne dedi? dedik e, Sürücü koltuğunda oturmadı. Yan koltukta oturdu. O yüzden zaten artık kimse bu arkadaşlara inanmıyor. E, yan koltukta oturduğu için de müdahale edemiyor. Zamanında Walker tarzı bir müdahaleyle her şeyi çözebilecekken yapmadı onu seyredettiler seyrede 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 borç 33 trilyonları geçti. E i̇şte morgıçlar 8'e geldi. 10 yıllıklar 5'e geldi. E böyle bir durumda ne olur? E i̇şte bu olur arkadaşlar. Yani bilançoların getirileriyle 10 yıllığın getirisi arasındaki fark neredeyse bitti. E böyle bir durumda adam riskli borsa ne riski yani borsada ne diyoruz risk alıyoruz diyoruz e, öbür tarafta faizde risk var mı arkadaşlar koruyu koyuyorsun garanti alıyorsun e, adam ne yapar o gider mi o zaman bunlar gitmez tabii ki o yüzden ne oluyor e, market böyle durumlarda e, tabii ki satış yiyor. Adam öbür tarafa gidiyor garanti almak varken. Marketle hisseyle gittiydi gitmediğiyle niye uğraşayım diyor. E ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Hani biz boğadaydık. Bu nasıl boğa? Ne diyor? Earnings downgrades or take upgrades. Yani earningslerde bilançolarda e, yukarı e, downgrade alanların e, sayısı diyor. E, upgrade alanların sayısını geçti diyor. Yani bu nasıl bir e, ayı aman e, boğa piyasası sizce hiç boğaya benziyor mu? Boğada yani e, şeyler downgrade'ler, upgrade'leri geçebilir mi? Geçemez tabii ki de. Yani bu ne zaman olur? Anca ayı da olur değil mi? Ama piyasa e, boğada güya teknik anlamda diyoruz 7 tane firmayla boğada aslında boğada falan olmadığını zaten burası da gösteriyor arkadaşlar. Başka bir gösteride ne? Demin ne demiştik? E, eğer demiştik bir asete kötü bir haber geldiğinde düşüş çok azalıyor. İyi bir haber geldiğinde roket oluyorsa o aset gitmeye hazır demiştik. Burada da tam tersi arkadaşlar. İşte diyor ki S&P 500 firmalarını diyor e, işte e, EPS'de yani e, earnings per share şey, fiyat kazanç oranında satışlarda falan bir e, Allah muhafaza bir ıska gelirse diyor e, o diyor hisse diyor böyle çakılıyor. diyor Mesela bakın bu de tutturmuş. Yenmiş Earnings beklentilerini. Bilanço beklentilerini yenmiş ve yüzde olarak bu kadarcık oynamış. Ama Earnings'i ıskalayan Bilanço'da ıskalayan geçmiş olsun bir ıskaladın mı yüzde dört çakılman garanti olmuş. Satışta bir ıskaladın mı çakılıyorsun. E, i̇kisinden birden bir ıskaladın mı çakılmış. Yani burada da demin söylediğim tersi oluyor. Yani bu ne demek? asette de bu asetler tehlikede demektir. E, kimse e, işte hani iyi haberde oynama gördüğünüz gibi olmuyor. E, ama kötü haberde feci oynama oluyor. BTC'de ne oldu? İlk kötü haberde oynama artık azaldı. İyi ee, iyi haberde oynama roket attırdı. Yani burada e, bu asetler yani S&P 500'deki hisseler düşmeye hazırken e, BTC gitmeye hazır gibi duruyor. Bu ortamda tabi bunu e, bilemeyiz zaman gösterir. E, o kadar her şeyi biliyorsak zaten e, büyücü olurduk. E, oradan küreden her şeyi görürdük. Milyarder olur geçerdik. Peki gelelim günümüze gündemimize tam bu anda ne oldu? Dün e, neden market yukarı gitti? E, Bill Ackman yani e, yılan abi Bill Ackman biliyorsunuz 30 yıllıkları shortlamıştı. E dedi ne dedi? Ben 30 yıllıklardaki pozisyonumu artık kapatıyorum dedi. Kapatıyorum der demez. Hemen e, tahviller aşağıya yani faizler aşağı yıldır aşağı düştü. Dolar hemen saldı market hemen bir anda döndü yukarıya. Ee, gene Blackman abi e, gole attı. Orada şorttan güzel para aldı. Ondan sonra da kapattı gitti. Başka ne oluyor? Bir sürü alım satım gene muhabbetleri dönmeye devam ediyor. Ee, i̇şte X10 ne yapmıştı? Pioneer almıştı. Chevron'da HES'i aldı. Yani bu mantıklı bir alım mı? Hayır. Yani 53 milyar dolara HES'i alıyorsun sen. Yani çok güzel gidecek firmayı da mahvediyorsun bunu alarak. Kendin çünkü artık tıkandın gidemiyorsun. Bundan medet umuyorsun ve bunu gidiyorsun. 53 milyara alıyorsun. Zaten bu kadar parayı harcadığın zaman senin çakılman garanti. işte güya çakıldıktan sonra HES'in şeyiyle Tekrar yukarı dönme hayali kuruyorsun. Ama bu kadar fazla para verirsen olmaz o iş. Yani 30-40 milyar doları geçmeyecek bir firmaya sen 53 veriyorsun. Abini takip ediyorsun. İşte X10'da Pioneer yaptı aynısını. Sonra ikisi birden gene patladı. Şimdi de Chevron Hess, e, birbirlerine patlatacaklar. İşte IBM'in Red e yaptığı gibi bir şey. Kendi artık sıkışınca Red Hat'ten ümit bulmak istemişti. Umud'u orada aramıştı. O da patlamıştı. Ondan sonra ne dedik? İlk son şeyde Pioneer'de aradı Umud'u. Chevron'da şimdi Hest'e Umud'u arıyor size kolay gelsin. Onun haricinde ne oldu arkadaşlar? Nvidia'da olumlu bir haber oldu. Allah Allah ne oldu? ARM bazlı PC çipi işte şeyi yapacağız, üreteceğiz ve işte Intel'e bu konuda rakip olacağız, bilmem ne falan filan dedi. Şimdi Nvidia'da biliyorsunuz çok büyük bir headwind ve tailwind dediğimiz şeyler var. Yani önden esen headwind ne yapıyor? Hisseyi gittirmiyor, durduruyor. Tailwind de onu itiyor. Şimdi bu bir tailwind yani arkadan itici güç hissenin yukarı gitmesini sağlayacak bir haber. Ama öbür taraftaki haber Çin'e ban yemeleri bir headwind yani önden onu gitmesini engelleyecek bir şey. Peki bu Çin'e ban mı daha büyük bir haber yoksa bu mu daha büyük bir haber. Bunu böyle yorumlayacaksınız arkadaşlar Eğer Çin daha büyük bir haberse Nvidia'daki bu sıçrayışın geçici eğer e, şey bu haber e, Çin'den daha büyük bir haberse o zaman bu sıçrayış devam edecek e, diye yorumlayabilirsiniz tabi marketin kendisinin de, biraz etkisi bunların içinde oynayabilir ama eninde sonunda ne olacaksa ona göre belli olur. O yüzden ne dedik bakacaksınız headwind mi tailwind mi güçlü hangisi güçlüyse size göre ona göre pozisyonunuzu alacaksınız ya da kapatacaksınız arkadaşlar. Evet bugün olanlar bunlar daha doğrusu bu hafta içinde olanlar bunlar bizi ne bekliyor biz için perşembe günü işte faiz kararı var işte Amerika'da bakalım bu GDP, MDP ondan sonra FED'e bir hafta kaldı. O dönemde ne olacak ne bitecek ona bakacağız. Kriptolar işte dediğim gibi şu an bu ETF haberiyle bir hype geldi. Ama orada ne diyoruz? Pasta surata yemek orada çok kolay oluyor. O yüzden hemen gaza gelip atlamayın. Dikkatli bir şekilde ne yaptığınızı bilerek hareket edin. Kaldıraçları düşük tutun. Alt dikkatli olun. BTC dominansını takip etmeden işlem açmayın. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.